Ben anne de bilmem, baba da bilmem. Kendimi bildiğimde annem olarak Zübeyde Hanım'ı, abla olarak Makbule Hanım'ı, bir de paşamızı tanıdım. Benim ailem bu aileydi. Ben kendimi bu ailenin çocuğu olarak kabul ettim. Hep de öyle kaldım. Abdürrahim Tuncak. Bu videomuzda Atatürk'ün kimine göre gerçek, kimine göre manevi oğlu olan ama kendisine bu soru sorulduğunda Atatürk'ün biyolojik oğlu olup olmamamın ne önemi vardır? Onu büyüten, yetiştiren anne tarafından büyütülmüş, yetiştirilmiş olmak, onun büyüdüğü evde büyümüş olmak, onun aldığı terbiyeyi almış olmak bir fani olarak sahip olabileceğim servetin en büyüğüdür. Bu onur ve şeref bana fazlasıyla yetmektedir diye cevap veren ve hayatı boyunca mütevazı bir yaşam süren Abdürrahim Tuncak'ın 1982 yılında gazeteci Mete Akyol'a anlattığı, benim de bazılarını ilk kez duyduğum anıları sizlere aktaracağım. Hazırsanız videomuza geçelim. Abdurrahim'in birçok anısı var paşayla ama ben sizleri çok sıkmamak için bir kısmını anlatacağım. Eğer isterseniz ikinci bir video daha yaparız. Şimdi Samsun yolculuğu öncesine gidelim. 16 Mayıs sabahı. O sabah uyandığımızda güneş daha yeni doğmuştu. Evde bir telaş vardı. Biraz sonra Cevat Abbas Bey, Hayati Bey, tanımadığım bir iki kişi daha geldiler. Mustafa Kemal Paşa'nın 3 bavulunu indirdiler. Kapının yanına koydular. Bir otomobil sesi duydum. Dışarıya fırladım. Evin önünde durdu otomobil. Harbi Nezaretinin otomobiliymiş. Cevat Abbas Bey, Hayati Bey ve öteki konuklar evden çıktılar. Otomobilin yanına gittiler. Annem ve Makbule ablam kapının iç tarafında yan yana durmuşlar, bekliyorlardı. Annem bana yavaşça seslendi. "Bakracın hazır mı?" "Evet, hazır" anlamında başımı salladım. Mustafa Kemal Paşa annemin elini öptü, annem de kollarını onun boynuna sardı. Yanaklarından öptü. Sonra sıra Makbule ablama geldi. Makbule ablam eğildi, onun elini öptü. O da Makbule ablama sarıldı, onu öptü. Kapı aralıktı. Mustafa Kemal Paşa'dan önce çıktım ve bahçe kapısına kadar gittim. Orada durdum. Bahçede hanımeli çiçeği vardı. Dalları çok kalındı. Ağaç gibi kalın dalları vardı. Bu dallar bahçeden çıkıyor, evin kapısının üzerine doğru uzanıyordu. Mustafa Kemal Paşa evin kapısından çıktı, hanımeli çiçeğine baktı, bir ara elini uzattı, tam koparacakken vazgeçti. Geri çekti elini. Bahçe kapısına geldi, benim önümde durdu. Diz çöktü. Başımı avuçlarına aldı. İki yanağımdan öptü. "Evin erkeği sensin Abdürrahim" dedi. "Haydi, Allah'a ısmarladık." Eline uzandım, elini öptüm. "Yolunuz açık olsun paşam" dedim. "Güle güle gidiniz, hayırlısıyla dönünüz." Bahçe kapısının kenarına koyduğum bakracı aldım, yola çıktım. Otomobilin hareket etmesini bekliyordum. Döndü, baktı, beni gördü, elimdeki bakraçtaki suyu arkasından dökeceğimi anladı, tebessüm etti. Kaç gündür beri ilk kez o an Mustafa Kemal Paşa'nın yüzünün güldüğünü görmüştüm. Otomobil hareket etti. Ben de duasını yaparak bakraçtaki suyu arkasından döktüm. Elimdeki boş bakraçla eve girdiğimde içeride bir an kimsenin konuşmadığını fark ettim. Sonra hıçkırıklar başladı. Annemle Makbule ablamın işlerini çekerek ağlamalarına ben de katıldım. Ben de ağlamaya başladım. O gün evde öğle yemeği yenilmedi. Akşamüstü aile dostumuz Doktor Rasim Ferit Bey geldi. "Hiç merak etmeyin" dedi. Hayırlısıyla bir güzel yolcu ettik. Mustafa Kemal Paşa'nın evden ayrılışından 2-3 hafta kadar sonra mahallede bir dedikodu giderek gelmeye başladı. Önce komşularımızdan duyduk haberi. "Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da padişah efendimize baş kaldırmış, isyan etmiş" dediler. Bütün İstanbul bu haberle çalkalanıyor. Bu dedikodular annemin kulağına kadar geldiğinde o hiç önemsemedi. "Paşa neyin doğru olduğunu bilir" dedi. O ne yaparsa doğru bildiği için yapar. Bir gün sonra Anadolu'dan ilk mektup geldi anneme. Mustafa Kemal Paşa kim olduğunu hatırlayamayacağım bir yakınıyla annesine elden bir mektup göndermişti. Gelen kişi şöyle dedi. "Bu mektup okunduktan sonra yırtılıp yok edilecek." Mektup okunup yok edildikten sonra annem mektubu getiren kişiyle bir süre konuştu. O gittikten sonra bizi yanına topladı, bize de bilgi verdi. "Mustafa Kemal Paşa'dan haber geldi" dedi. "Sağlığı yerindeymiş. Memleketi düşmandan kurtarmak lazım" diyor. "Onun için bir süre daha dönmeyecekmiş. Fakat bizi her fırsatta haberdar edeceğini söylüyor." Mektubu getiren kişiyle de konuştum. Paşa'nın sağlığının yerinde olduğunu o da söyledi. Mustafa Kemal Paşa'nın padişaha baş kaldırdığı dedikoduları mahallemizde yoğunluk kazanmaya başlamıştı. Bu dedikoduların annemi rahatsız ettiğini anlıyordum. Makbule ablamı, beni ve aşçımızı bir gün topladı. "Biliyorsunuz bu evin kirası çok pahalı" dedi. "Hem bu ev bize çok büyük. Buradan çıkıp akaretlerdeki evimize dönmek istiyorum. Nasıl olsa oranın kirası hala bizim üstümüzde. Şakir Şavuş'a haber göndeririz. 2 günde kendi evine geçer, bizim evi boşaltır" dedi. Hatırlayabildiğime göre Şişli'deki evin kirası 15 lira, akaretlerdeki evin kirası ise 1 liraydı. Yeniden akaretlerdeki eve döndük ve oraya yerleştik. Annem Selanik'ten gelirken yanında bir miktar para getirmişti. akaretlerdeki eve döndüğümüzde o paranın bir bölümünü ölüm parası olarak ayırdı. Kalanıyla da idare edip bizi geçindirmeye başladı. Mustafa Kemal Paşa gittiği her yerden eve haber göndermeye devam ediyordu. İstanbul'a başka işler için gönderdiği kişiler Mustafa Kemal Paşa'nın talimatı üzerine eve uğruyorlar, bir mektup getiriyorlar ya da ondan sözlü olarak bir haber getiriyorlardı. İster sözlü olarak gönderdiği haberde olsun, ister mektuplarda olsun Mustafa Kemal Paşa önce kendi sağlık durumu hakkında bizlere bilgi veriyordu. Biz burada iyiyiz, sıhhatteyiz, siz de sıhhatinize iyi bakın diyordu. Sonra da vatanın düşmandan kurtarılması için çalışmalarına bir süre daha devam etmesi gerektiğini bildiriyordu. Sivas ve Erzurum'dan sonra Ankara'ya geçtiğinde ise mektup ve haberlerinde sağlık durumu dışında değişmeyen bir başka konu daha yer almaya başladı. Mustafa Kemal Paşa Ankara'dan gönderdiği haberlerde ve mektuplarda "Sizi en yakın zamanda yanıma aldıracağım" diyordu. Fakat o konuda talih annemden önce benim yüzüme güldü. Annemden önce beni aldırdı Ankara'ya. Çünkü buradaki bir olay kulağına kadar gitmiş, onu çok üzmüştü. Olay şuydu. Akaretler'de bizim evin çok yakınında bir ilkokula gidiyordum. Okulda Çerkez çocuklar da vardı. Bu Çerkez çocuklardan 8-10 kadarı bir gün beni okulun bahçesinde çevirdiler. "Sen Mustafa Kemal Paşa'nın ***sin. Seni o büyütüyor. O vatan hainidir. Padişah efendimize isyan etmiştir o" diyerek üstüme yürüdüler. Ben de onlara aynı onların konuştukları sertlikle karşılık verdim. "Sizin vatan haini dediğiniz Mustafa Kemal Paşa İstanbul'u kurtarmıştır. Çanakkale muzafferidir o. Mustafa Kemal Paşa Çanakkale'de düşmanı durdurmasaydı bugün hiçbiriniz hayatta bile olmazdınız." Bu sözlerimi bitirmeden bu çocuklar üzerime atıldılar ve beni aralarına aldılar, dövdüler. Ağlaya ağlaya eve döndüğümde annem şaşırdı. Ne olup bittiğini anlattım. "Bir daha o okula gitmeyeceksin" dedi. Bu olaydan bir ay kadar sonra annem bana yeni bir haber verdi. "Paşa bizi Ankara'ya aldırıyor" dedi. "Ben biraz rahatsız olduğum için hemen gelmeyeceğim. Fakat sen gideceksin. Salih Bey amcan da oğlu Cemil'i istermiş Ankara'ya. Bir albay ailesiyle birlikte Ankara'ya gidiyor. Cemil'le sen de onlarla birlikte gidersin." Ankara'ya gidecek olan albay, eşi, 2 asker Cemil ve ben İstanbul'dan bir İtalyan vapuruyla İnebolu'ya kadar gittik. Orada bir yaylı arabaya bindik. Kim bilir kaç gün sürdü yolculuğumuz, hatırlamıyorum. Yaylı arabayla Kastamonulu Ilgaz Dağları üzerinden Ankara'ya vardık. Bu yolculukla ilgili hiç unutmadığım anım şudur. Ilgaz Dağları'nda bir handa geceyi geçirecektik. Handan içeri girdik. Han kapısının arkasında koca kolonlar vardı. Arabada birlikte geldiğimiz 2 asker kapının biraz ötesine çömeldiler. Silahlarını kapıya doğru yönelttiler. Sanki bir iki dakika sonra kapı açılacak, birileri girecek de onlar da ateş edeceklermiş gibi hazır bekliyorlardı. Yanlarına gittim, sordum. "Burada kapının arkasında koca 2 kalas dayalı" dedim. "Bu kapı açılacak da içeri yabancı biri girecek mi sanıyorsunuz yoksa?" Askerlerden biri gülmeye başladı. "Biz sizlerin güvenliğinden sorumluyuz" dedi. Dağlar eşkıya dolu. Benim aklım yine kolonlardaydı. "Eşkıya baskın yapsa bu kapıyı açamaz ki" dedim. Asker yine güldü. "Ne olur ne olmaz" dedi. "Biz vaziyetimizi alalım da bekleyelim." Ve sonra yataklarımıza gidip rahat uyumamızı söyledi bize. Zübeyde Hanım ve Abdürrahim İzmir'e gitmişti. Zübeyde Hanım hastaydı. Abdürrahim anlatıyor. "Annemin doktoru Asım Bey'di. Ankara'dan birlikte gelmiştik. Annemi bir saniye bile yalnız bırakmıyordu. Odada bir akşam kendisi, Salih Bey ve ben vardım. Anneme bir kez daha muayene ettikten sonra üzgün bir ifadeyle Salih Bey'e şöyle dedi. Maalesef. Ümit yok artık. Annemin ölmek üzere olduğunu anlamıştım. Kendimi tutamadım. Bağıra ağlamaya başladım. Doktor Yüzbaşı Asım Bey benim ağlamama çok kızdı. "Sen dışarı çık bakayım Abdurrahim" dedi. Dışarı çıktım. Orada hüngür ağlamaya devam ettim. Bir saat kadar sonra Salih Bey de dışarı çıktı. Çok üzgündü. "Hepimizin başı sağ olsun" dedi. Annem ölmüştü. O günün tarihi 15 Ocak 1923'tür. Birkaç gün sonra Mustafa Kemal Paşa geldi. Üzüntüsü yüzünden okunuyordu. Bu üzüntülü ifadesini hiç değiştirmeden bana elini uzattı. Yanağımı avcuyla okşadı, sıktı. Hemen eline uzandım. Elini öptüm. Gözlerini benim gözlerimin içine dikti. O bana baktı, ben ona baktım. "Anamızı kaybettik" dedi ve sustu. Başka tek kelime söylemedi. Bir süre sonra yanındakilere döndü. "Mezarına gidelim" dedi. Gittik. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Mete Akyol'un Abdürrahim Tuncak'la yaptığı röportajı MustafaKemalim.com hesabından okuyarak aktarmaya çalıştım. Hayatı boyunca çok mütevazı bir şekilde yaşayan Abdürrahim Tuncak, Mustafa Kemal'in manevi evladı olduğunu hiçbir yerde hiçbir zaman kullanmamıştır. Kemal Paşa kendi cebinden para vererek onu okutmuş ve elektrik mühendisi yapmıştır. O da yıllarca çalışıp emekli olmuştur. Yakınlarıyla sürekli görüşmüş fakat basından uzak durmuştur. İlerleyen zamanlarda isterseniz diğer anlarını da anlatırım. Abone olursanız çok sevinirim. Kalın sağlıcakla.